Herkese merhabalar, ben Cansu Yayın, Migros TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda kendin yap videolarının kraliçesi Seray Kutsal var. Oo, çok havalı bir giriş oldu. Beğendin mi? Çok beğendim. Bugün Seray'la beraber kendi lip balmımızı yapacağız. Evet. Benim dudaklarım zaten birazcık kurumuştu. Lip balma ihtiyacım var. Bence birçok kişi de bunun yapımını çok sevecek. Bu videoyu çekme kararı aldığımızdan beri ben dudaklarıma lip balm sürmüyorum. Çünkü çok ciddiyim. Çünkü bundan sonra kendi lip balmımı kullanacağım. Özellikle doğal ürünler olduğu için içinde birçok kişinin hoşuna gidecektir diye düşünüyorum. Aynı zamanda bir renklendirme ve en önemlisi dolgunlaştırma özelliği de olacak. Evet, bunu söylemeden geçemeyeceğim. Şimdi videonun en başından içeriğiyle alakalı çok fazla ipucu vermek istemiyorum ama gerçekten de dudaklarınızı dolgun gösterecek bir karışım hazırlayacağız içinize koyacağımız yağlarla birlikte. Ama her şeyden önce ben Seray'la beraber yaptığımız bu tatlı lip balm kutularını göstermek istiyorum. Bu seninki. Seray yazıyor. Evet, karıştı. Al. Bu benimki. Bu da benimki Seray'ınki. Benimki daha tatlı. Kabul et. Evet, seninki birazcık daha güzel. Videodan önce bunu kabul etmiyordum. Eğer siz de bu videodan ilham alarak kendi lip balmınızı denemek isterseniz böyle kutular alarak üzerinizi de şirin şirin süsleyebilirsiniz. Bence şimdi hemen başlayalım. Ama eğer böyle minik kutular bulamıyorlarsa evde böyle bitmiş olan eski nemlendirici, yine dudak nemlendirici kutularını ya da ruj kutularını da kullanabilirler. Bunu da nasıl yapacaklarını göstereceğiz. O zaman başlayalım. Evet, şimdi ilk olarak önümüzde tabii ki malzemelerimiz var. Kullanacağımız her şeyi önümüzde hazırladık. Şu gördüğünüz böyle özenle kesilmiş olan şu balm kısımlar. Mumu. Evet, balm mumu. Balm mumu o lip balmın içindeki bildiğiniz nem verme özelliğini ve yapı olarak da bence birazcık, evet, değil mi? Evet, sabunumsu bir yapısı aynen var. Öyle, o özelliği taşıyor. Zaten balm mumunu tabii ki böyle gördüğünüz gibi kullanmayacağız. Videonun ilerleyen kısımlarında ne yapacağımızı görüyor olacaksınız. Öncelikle balm mumunu aktarlardan alabilirsiniz. Aktarlarda oluyor genelde ama bu şekilde satılmıyor. Genelde böyle bir sabun gibi kalıp halinde satılıyor. Siz onu ya bir rende yardımıyla ya da bıçakla yavaş yavaş keserek bu kıvama getirebilirsiniz. Bunu eriteceğimiz için kalıp olarak erimesi zor olur. O yüzden böyle, evet, mutlaka minik parçalara ayırın. Onun dışında balm mumu dediğin gibi nemlendirme özelliği bulunuyor. Ama biz buna ek olarak bir de zeytinyağı kullanacağız ki o dudaklar iyice bir nemlensin. O özellikle kış aylarında, yaz aylarında zaten o kadar çok sebep var ki dudakları kurutmak için. Eminim siz de bu problemi yaşayanlarınız vardır izleyenlerimizin içerisinde. Ben de çok fazla yaşıyorum. Bence çok güzel ve güçlü bir lip balm olacak. Şimdi o zaman ilk olarak bununla başlıyoruz. Evet. Peki ne kadar alacağız bunları? Sana sorayım. Ne kadar alacağız? Bundan şöyle bir bakalım. Ne kadar yapmak istiyorsak ona göre değişir tabii. Ama 2 yemek kaşığı, sanırım 4 yemek kaşığı kadar bize yeterli olacaktır. Sen de onu koy. Evet. Hadi bunu bitirelim bari. 5 yemek kaşığı olsun. Öyle mi diyorsun? Evet. O zaman bu sene bizim dudaklar bayağı nemlenecek. Hadi onu da koy. 6 yemek kaşığı oldu. 6 yemek kaşığı balm mumunun içine bir de zeytinyağı ekliyoruz. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6. Birazcık daha alacağım. Şöyle. Yani dolu dolu 6 yemek kaşığı eklemeniz gerekiyor. 6'ya 6 olarak ayarlıyoruz. Şimdi ben bu lip balm yapımında en çok beni heyecanlandıran kısma geçmek istiyorum. Videonun başında da söylediğim gibi bu bir lip balm yapımı ama aslında dudakları dolgunlaştıran bir lip balm yapımı. Peki soruyorum sana, dudaklarımızı nasıl dolgunlaştıracağız? Dudakları dolgunlaştırmak için nane yağını kullanacağız. Nane yağının içerisindeki o böyle yakar ya biraz, evet, nane. O yakmasıyla birlikte dudaklarımızın da dolgunlaşmasını sağlayacağız. Aslında nane yağımızdan da tabii ki 6 yemek kaşığı koymuyoruz bu sefer. Evet. Birazcık koyacağız. Tabii ki siz ne kadar etki göstermesini istiyorsanız ona göre koyabilirsiniz. Çok da fazla koymayın ama çünkü bu sefer başka tepkimelere yol açabilir. O, evet, yüzden azar azar gitmekte bence fayda var. Aynen öyle. Biz nane yağı kullanıyoruz ama siz naneden hoşlanmıyorsanız ya da alerjiniz falan varsa bunun içine farklı esanslar da koyabilirsiniz. Mesela tarçın kullanabilirsiniz ya da farklı yağlardan da kullanabilirsiniz. Farklı bir koku ve dolgunlaştırma istemiyorsanız. Şimdi ben bundan ne kadar koyayım? Biz biraz dolgun severiz ama yani. Şöyle neredeyse bir tatlı kaşığı kadar da nane yağını içerisine koyuyorum. Hatta biraz bizim balm mumumuz çok, birazcık daha. Yani bir yemek kaşığı kadar da nane yağı koymuş oluyoruz. Şimdi bunu mikrodalgaya atacağız ve balm mumunun yağın, zeytinyağın birbirine karışmasını ve erimesini sağlayacağız. Hadi bakalım. Evet.
Evet, şimdi karışımımız mikrodalgamızdan çıktı. Gördüğünüz gibi şu anda üzerinden fokur fokur dumanlar geliyor. Peki evinizde mikrodalga yoksa nasıl ısıtacaksınız? Söyleyelim. Evinizde mikrodalga fırınınız yoksa bunu benmer usulü olarak da ısıtabilirsiniz. Yani kaynar bir suyun içerisine ısıya dayanıklı bir kabınızı koyup erimesini sağlayabilirsiniz. Böyle zaten buram buram bir nane kokusu geliyor. Şu an çok güzel kokuyor. Hemen soğumadan önce ve katılaşmaya başlamadan önce eğer renkli olmasını istiyorsanız içine birazcık ruj kesip atabilirsiniz. Şöyle kaşık yardımıyla bunu içine atalım. Evet. Direkt karıştırdığınızda ruj da zaten içinde eriyecektir. Evet, hemen. Çabuk çabuk karıştırıyoruz. Şurup gibi olmadı mı sanki? Ama nasıl bir nane kokusu geliyor, değil mi? Çok güzel kokuyor şu an. Tabii şu an hiç kıvamlı bir şekilde değil ama. Evet, donunca. Şimdi doldurmaya başlayabiliriz. Herkes kendi kutusunu doldursun. Tamam. Bakayım. Sen aldın mı serayı? Serayı aldım. Dikkatli bir şekilde içine kaşıklarımızla dolduruyoruz. Tamam, başladım. Tabii ben senin kadar profesyonel dolduramadım ama benim lipbalmım hazır. Ben de doldurayım. Nane kokusu çok keskin değil mi ama şu anda? Evet. Dudağımıza sürdüğümüzde nasıl bir his olacak? Ben çok ben de çok merak ediyorum. Daha zaten göreceksiniz. Önce böyle dudak dolgunlaştırıcı ruj falan denedim mi? Onlarda da sanırım nane tabii varmış. Tabii çok zaten yakıyor ve sonrasında dudağın dolgunlaştığını, o kızarıklığını görüyorsunuz, hissediyorsunuz ama tabii ki kendi yaptığım lip balmda nasıl olacak hiç bilmiyorum. Çok merak ediyorum. Videonun sonunda siz de görüyor olacaksınız. Ben daha önce onları da hiç denemedim. O yüzden çok merak ediyorum. Şimdi eğer bu şekilde boş bir ruj kutunuz varsa elinizde, normalde bu açık olduğunda şu kısmı dışına doğru taşmış oluyor. Bunu komple kapatıyoruz içe doğru ve bunun içini bu şekilde dolduruyoruz. Dikkatli bir şekilde tabii ki. Biraz daha zor olacaktır. Yine böyle ağzına kadar dolduruyoruz ve bunları 1 dakika kadar bile buzluğa koymamız yeterli. Ve donduktan sonra da tabii ki test ediyoruz. O zaman hemen buzdolabına. Evet, buzdolabından lip balmlarımız çıktı ve bence gerçekten çok tatlı duruyorlar. Rengi çok güzel olmadı mı? Rengi çok güzel oldu. Çok merak ediyorum ve çok güzel kokuyor. Koku olarak böyle nane ağırlığında ve bal mumuyla karışık ama daha çok nane kokuyor, evet, değil nane. Mi? Çok nane merak ediyorum. Görüntüsü bayağı bir cezbedici gözüküyor. Şimdi hemen deneyelim. Eğer birazcık daha renk vermesini isterseniz içine biraz daha fazla ruj ekleyebilirsiniz. Yapı olarak çok güzel olmadı mı? Evet. Bayağı nemlendiriyor. Ben yalnız bu kadar beklemiyordum. Gerçekten nemlendiriyor. Nemlendiriyor ve yapı olarak ben çok beğendim. Dudağa gerçekten böyle hafif bir pembelik veriyor. Şimdi aynada da baktım. Ben çok beğendim. Ben ne diyorsun? Beğendim. Ben de beğendim. Ve bayağı uzun süre gidebilir bu. Bir kışı geçtim, iki kış bile geçtim. Aynen öyle. Bir de bunlar sadece bizim koyduğumuz lip balmlar. Zaten yaparken de biz böyle büyük büyük ölçülerde yaptık. Onları siz isterseniz başka başka kaplara yine böyle ya da isterseniz bizim gibi süsleyip bu şekilde de tatlış tatlış saklayabilirsiniz. Bence gerçekten ve çok güzel oldu. En güzeli böyle yapıp arkadaşlarına falan hediye de edebilirler. Evet. Hediye etmek için çok tatlı bir seçenek değil mi? Süper bir seçenek. Evet, yani bana bir arkadaşım böyle değil şeyler mi yapıp hediye etseydi ben gerçekten çok mutlu olabilirdim. Çünkü lip balm bence de her kızın, her kadının kullanabileceği çok güzel bir şey. Ayrıca renksizini yapıp yine erkekler de çok rahatlıkla evet kullanabilir. İçine illa bir renk katmanıza gerek yok. Sadece nemlendirme özelliğinden de yararlanabilirsiniz. Aynen öyle. Nem verme özelliği gerçekten çok başarılı. Biz test ettik, onayladık. Renk olarak da bence böyle hafif bir pembelik vermesi de çok tatlı oldu. Tabii isterseniz dediğimiz gibi daha da yoğunlaştırabilirsiniz ama bence böyle çok güzel oldu. Peki hafif dudağında durdukça o yanmayı hissetmiyor musun? Ben şimdi tam olarak bu konuya değinecektim. Evet. İlk sürdüğünüzde çok fazla hissetmiyorsunuz. Evet. Ama birazcık zaman geçtikten sonra böyle bir 30-40 saniye kadar sonra dudak böyle hafif hafif yanmaya başlıyor evet, zaten. Ferahlık veriyor. Bu da demektir ki dudaklarımız dolgunlaşmaya başlıyor nane aynen yağının etkisiyle. Bence gerçekten çok güzel bir video oldu. Çok güzel bir kendi yap projesi oldu. O zaman böyle bizim gibi rengarenk kendi yaptığınız dudak nemlendiricileriyle hem dudaklarınızı kuruluktan kurtarabilirsiniz, hem arkadaşlarınıza, erkek arkadaşlarınız dahil olmak üzere çok tatlı hediyeler verebilirsiniz. Aynı zamanda böyle bunların üzerini süslemek de bence çok tatlı bir fikir. Aynen. Değil öyle mi? Bence senin de çok keyif aldığımız bir video aynen oldu. Sanırım ben bundan sonra kendi lip balmımı kullanacağım ki bence bu bayağı da beni götürür. Bayağı götürür. Bayağı götürür. Belki rengini birazcık daha fazla katıp daha renkli evet kullanmak istediğim günlerde turuncu falan da çok güzel olabilir mesela böyle tam yaz şeftali dönemine giriyorken. Tonlarında. Aynen öyle. Onları da deneyeceğim. Eğer siz de denemek isterseniz bence mutlaka kendi yaptığınız lip balma
şans verin. Hem arkadaşınıza hediye edebilirsiniz hem kendi lip balmınızı kullanmış olursunuz. Mutlaka deneyin diyorum. Ve izlediğiniz için çok teşekkürler. Konuk olduğun için sana ayrıca da teşekkür ediyorum Seraycığım. Migros TV kanalına abone olmayı unutmayın. Çok daha eğlenceli ve güzel videolarla karşınızda olacağız. Hoşçakalın.